yaptım ben. Henüz anaokulunda alışılmışın dışında bir apartmandan büyük çizdiğim bir kedi figürüyle bir yarışmada birincilik elde etmiştim. Resimle ilişkim hep sürdü. Bazen bulabildiğim her alana bir şeyler karalar ve ardından renklendirirdim. Önüne geçemediğim bir çeşit yaratıcılık ateşiydi. Üniversiteyi bitirdikten sonrası malum, iş hayatı. 2002 sonbaharıydı o kazayı geçirdiğimde. Kazadan sonra işime devam edebilecek sağlığı ve motivasyonu kendimde bulamadım. Bu durumdan güçlenerek, yenilenerek çıkmam gerektiğini, kendime bir yol açmam gerektiğini hissettim. Aklıma bir anda internette yurt dışı sitelerinde gördüğüm, üzerine resimler yapılmış olan custom motosikletler geldi ve evet dedim, aradığım şey bu olabilirdi. Motosiklet tutkumu ve resim hobimi birleştiriyordu. Adı Airbrush'tı. Yakın çevrem bana deli gözüyle bakıyordu. Çünkü Türkiye'de kimsenin yapmadığı, hatta dahası bilmediği bir alanda Airbrush. Ben her şeyi kulaklarımı tıkayıp, bavulumu toplayıp, tutkularımın peşinden İstanbul'a gittim. O yıllarda Türkiye'de bu işin kaynağı, kitabı, eğitimi, ekipmanı bile yoktu ve çok aradım, bulamadım ama hiçbir zaman pes etmedim. Derken bir gün yolda giderken tamamen tesadüf eseri bir vitrinde onu gördüm. İlk Airbrush tabancam yani. Onu ellerime aldığım ilk anda hissettiğim sevinç bugün bile düşündüğümde hala gülümsetiyor beni. Kompresör konusu kalmıştı geriye. İhtiyacım olan sessiz tipte kompresörü hiçbir yerde bulamayınca oturup kendim yapmaya karar verdim. Yaptım da harika oldum, mükemmel çalışıyordu. İmkansızlıklara meydan okumak varken neden onları kabullenmem gerekiyordu ki? İlk işlerim büyük bir şaşkınlık ve beğeniyle karşılandı. Kısa sürede çok yoğun çalışarak profesyonel bir airbrush sanatçısı haline geldim. Klasik otomobiller, custom motosikletler, daha pek çok alana boya yapıyordum. Her projem benim için eşsiz ve çok zevkli bir maceraydı. Ama en büyük gururu ve mutluluğu hava kuvvetleriyle yaptığım çalışmalarda hissettim. Özellikle Akrotim'in göz bebeği olan Solo Türk uçağının dizayn ekibinde yer almak benim için büyük bir gurur kaynağıydı. Onların gökyüzü mavisi hayatlarına da renk katmıştım. Harikaydı. Limitlerimiz bizi yaratıcı olmaya iter. Eğer bu limitleri aşmaya karar verirseniz hayatınız bambaşka ve eşsiz bir maceraya dönüşebilir. 11 yıl önce başladığım bu işi şu anda İzmir'deki stüdyomda benim gibi engellerden etkilenmeden tutkularının peşinden giden öğrencilerime öğretiyorum.